Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu playoff eşleşmeleri. Evet abi öncesinde herhalde dün geceki Lakers maçından bahsetmeden geçmek olmaz. Nasıl gördün Minnesota'ya karşı Lakers'ı? Gerginlerdi. Timberwolves karşısında her, her, iki takım da gergindi tabii. Bunu dile getirmek lazım. Mike Conley ekstra tecrübesiyle çok güzel işler yaptı. Timberwolves bench'i kenardan iyi destek verdi. Bazı boş güzel değerlendirdiler. Fakat Lakers da oyuna özellikle ilk iki çeyrek boyunca ağırlığını koyamadı. İkinci periyodun ortalarına doğru hatta sonlarına doğru daha doğrusu skorda eşitliği yakaladı Los Angeles takımı. Fakat tekrar o fark açıldı. 60-49'du. Evet, evet. Ben işte sonrasında çıkıp büroya gittim dün. Kalanını oradan izledim işte 3. çeyrekleri itibaren. Ve şimdi baktığınız zaman tabi dış atış bulamayan bir Los Angeles Lakers vardı. Sürekli oyunu Anthony Davis'in üstüne yığıyorlardı. Troy Brown'dan doğru dürüst bir destek gelmedi. Tabi Rui Hachimura'dan da öyle. Hücum anlamında. Keza D'Angelo Russell. D'Angelo Russell zaten çok sönük kaldı. O noktada hiç hoşuma gitmedi. Yani 9'da 1 galiba. Evet bir evet öyle bir şey. Yakaladı. Yani Anthony Edwards'ın ardından da en silik adamdı sahadaki. Onu dile getirmek lazım. Fakat tabi Deniz Schroeder güzel bir işte point guardlık performansı gösterdi. Oyuna hakim oldu. Tuttu. Ve Lakers adına da tabi hani Lebron James artık bitti maçın sonlarında. Çok o yorgunluk emareleri vardı. E vardı. Yani hiç yapmayacağı aslında şeyleri yaptı. Hataları yaptı. Pas hataları. Ama öyle veya böyle bir şekilde toparlaması ve Lakers'ın işte işi yoluna koyması iyi oldu kendileri adına. Yoksa 8. incelik maçına çıkmaları falan gayet kötü olacaktı onlar için. Aynen öyle. Abi şimdi hani dedik yani play'inde bir Lakers'ı gördük ama şimdi hani bir Lakers-Grizzlies eşleşmesinde yani. bir artı eksi anlamında tamam. bir şeyler gösterdi bize. Şimdi Lakers'ın Grizzlies'e karşı artı-eksisi kısmına geçelim diyorum ben. Yani artısı olarak herhalde şey diyebiliriz. Yani boyalı alanı söyleyebiliriz bence. Şimdi tabii 2'ye 7 eşleşmelerini ele aldığımız için her iki taraftan da burada şunu görüyoruz. Bu iki takımda, 7. sıradan gelen iki takımda aslında belli karakteristik defolara sahip. E şimdi Lakers için burada dış atıştaki defo İçerideki güç, güçlü oyunla doldurulur vaziyette. Şu an çünkü Anthony Davis'in üstüne çok yığılabilen bir oyun yapısı var. Fakat burada da şunu atlamamak gerekiyor. Konu sadece mesela Davis'in baskın bir oyun profili sergilemesi değil, onun etkinleşebilmesi için muhakkak iyi bir point guard performansı. Ya Russell'dan evet. ya Schroeder'den alınması lazım. Veya işte mesela Austin Reeves'in filan da belli bir opsiyon yaratabilmesi lazım. Aksi takdirde top dışarı hiç veremeyeceği bir senaryo olursa, Lakers'ın orada da yine zorlanabilir. Fakat genel anlamı itibariyle tabii Brandon Clark'ın olmaması, özellikle tabii Steven Adams'ın olmaması. Bunlar direkt seride yoklar. Tabii Grizzlies'de bu iki isim yok. İkisi de pivot mevkinde oynayabilen isimlerde. Santiago Santi Aldama ile Xavier Tillman, Jaren Jackson'ın direkt olarak muadili veya alternatifi bence değiller. Bir Kenneth Lofton gerçeğimiz var ama. Valla ne kadar gerçektir bilmiyorum o çocuk. Yani çünkü o kadar hazır mı buraları oynamaya ondan emin değilim. Doğru doğru. Yani ben de Lakers özelinde dezavantaj olarak şunu demek istiyorum. Yani evet son 12 maçta 10 galibiyetleri var. Çok güzel bir ilmeyle geliyorlar. Ama bence sen de aynısını hissetmişsindir. Yine yani Minnesota maçında. Yani maç içi konsantrasyonları çok garip. Yani 15 sayı fark oluyor bir anda. 10 oluyor ama bir yandan hissediyorsun. evet bunlar bir anda 2 sayıya da indirebilirler diyorsun falan. Yani maç içi konsantrasyonu bu kadar kopukken playoff'larda nasıl bir oyun sergileyecekler çok merak ediyorum. Biraz kırılganlık var. Ben olumsuz bakmıyorum Los Angeles Lakers'ın oyun planına fakat kırılganlığın sebebi de tahmin ediyorum biraz bir pasif agresif bir taraftar kitlesi de var tabii maalesef Los Angeles'ın. Evet. Yani, direkt kazanmamız lazım öyle olmalı falan diye izliyorlar. Halbuki o şekilde değil. Yani baktığınızda burada mesela 7 maç üzerinden oynanacak bir seri olduğunu görmek gerekiyor. Veya mesela Timberwolves için de geçerli. Yani yenilindiği anda sezon bitmiyor. Tabii, tabii. Bir ihtimal daha var. Sezon devam edebilir. Fakat taraftar geriliyor. Yani özellikle tabii bizim kastettiğimiz Türkiye'deki falan taraftarlar da sahada da mesela Lekası Türkiye bilhassa. enerji düşüyor biraz. Bunlara gerek yok. Yani genel anlamda takım oyun düzenini yukarı çıkarır zaten. Tabii. Mühim olan doğru şutların doğru setler sonunda çıkabilmesi. Zorlama şut olmaması. Çünkü Russell'ın özellikle mesela Wolves maçını izleyenler bilecek. Çokça çok şutu zorlamaydı. Öyle şimdi öyle. O şekilde ilerlemek pek mümkün değil Grizzlies gibi bir ekip karşısında. Aynen öyle. Abi şimdi bir de Grizzlies tarafına gelecek olursak ben Grizzlies'te şey artı eksi kısmına eksiden başlamak Tabii. istiyorum. Eksi olarak bence yani yayından önce de konuştuk. Yani bilhassa bu Ja Morant'in yaşadığı olaylar Dillon Brooks'un işte Draymond Green'le ya da sonrasında Lebron hakkında işte bir açıklama yaptı. Daha seri belli olmadan önce. Yani de değerli Lebron'la şey eşleşirsek yani bunu açıkçası çok umursamıyorum. Evet onun bir mirası var ama hani sonuçta biz de bir takımız güzel bir eşleşme olur filan demişti yani Tabii. medyatik açıdan bence bu seriye çok dezavantajlı bir şekilde geliyorlar. Kesinlikle. Çünkü yani şeyi hissediyorum eğer Lakers mesela ilk maçı ya da ikinci maçı bir yerde kazanırsa büyük isimler NBA'de direkt tweet atacak, Tabii. bir şeyler yazacak ve yani bunlar onlar için hani yoktan var ettiler bunu hani evet geçen sezonda bir şeyler vardı bilhassa Warriors serisinde. Ama yani bence ciddi bir dezavantaj onlar için bu baskıyla baş etmek çünkü yani kendi kendilerine oldu bu hadise. Tabii ki işte sırtlarında bir hedef tahtası var bu kadar basit bence. Herkes onları yenmek istiyor şu an. Peki şey olarak yani Grizzlies'in Lakers'a karşı artısı ne peki ne net zaman? olarak? Bariz bir şekilde Can Morant Tabii ki burada hani çok lafı dolandırmaya da gerek yok çünkü savunmayı delip içinden geçebilecek gayet yüksek bir hücum potansiyeline sahip isim kendisi ki sen de zaten yayın öncesinde dün gece konuşmuştuk daha doğrusu 38 sayı ortalama tutturmuştu galiba geçen yıl Golden State Warriors karşısında. Evet evet e şimdi bayağı sıkı bir sayı. Böyle bir adam zaten bu gibi bir eşleşmeye de Staples Center'a çıkacak belki 3 defa çıkacak vesaire falan müthiş hazır gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani Gör, öngörüm o yönde. Haliyle de tabii en ciddi silahtır. Bence durdurulamayacak zaten. Fakat bir şekilde belli savunma aşamalarıyla bilhassa tabii Jared Vanderbilt'in sahada kalabilmesi söz konusu olursa onu da kullanarak Don Chiche olduğu gibi hı hı. biraz daha yavaşlatmayı deneyecektir diye düşünüyorum Lakers. Bence de. Abi o zaman biraz da Amerikan vari kısma geçelim diyorum. Hani bir şeyden yayın öncesi konuştuk hani kilit isimler kimler olabilir filan. Kilit isim seçeneklerimiz var. Hem Lakers için hem Grizzlies için. Kilit isim olarak ben biraz garanti bir tercih yaptım. Anthony Davis <laughs> dedim. Deme sebebim de çok açık. Abimin de dediği gibi yani Stephen Adams yok, Brandon Clark yok. Boyalı alanda belli yani. Evet. Jerry Jackson Jr. çok bir şeyler yapmaya çalışacak savunmak için. Ama onda da bahsettin. Hani bir, hep bir faal problemi oluyor falan. O yüzden bence Davis'in burada Lakers özelinde kilit isim olduğunu düşünüyorum. Yani seriyi ve o Bitiricilik kısmı, Lebron zaten kendi açısından yapacaktır ama Davis'in de yapması gerekiyor. Hı hı. O açıdan ben Davis'i kilit isim olarak görüyorum Lakers için. Katılıyorum ve fakat burada eklemem gereken hal ise ben Darwin Hem diyorum direkt kilit isim. Direkt koç diyorsun. Direkt koç. Doğru rotasyonu belirlemesi gerekiyor. Tabii kadro geç kuruldu. Bunu da göz ardı etmiyorum. Bu eldeki ilk 5 şeması bile aslında oturmamıştı. Sezona kimlerle başladı Lakers? Şu noktada nereye geldi? Hı hı. Ama nasıl demek lazım daha doğru olur? onaylanabilecek, bu maçları sürdürebilecek, daha derli toplu, topu kontrol edebilecek, top kaybı çok fazla yapmayacak ilk beşi bulması lazım. Dış şut alternatiflerini üretecek bir beş şemasında yana ekleyebilmesi gerekiyor. Yani iyi rotasyon yapması lazım çünkü dediğin gibi bazen ısrarı oluyor. Mesela Diyancıoğlu ya da başka isimler yani o sırada belki Malik Bizli'yi alabilir bilmem ne da Çok daha böyle hızlı hızlı kararlar vermesi gerekiyor. Gene Grizzlies tarafında ben gene kilit bir şey yani garanti bir isme gittim. Jamorant dedim çünkü dediğin gibi yani Warriors serisine geçen son 38 sayıya yakın bir ortalama. Bunda da yani şeyde yani evet Desmond Bain, Tyus Jones, Dylan Brooks, başka Jeremy Jackson bu isimler de evet skor bulacaktır ama bir yerde ise zaten kilitlenecek gene. Orada Tabii. işte Jamorant'in ne kadar yıkıcı olduğunu, ne kadar skor üretebileceği olduğunu göreceğiz. O yüzden de ben Memphis üzerinde de kilit ismi gene Jamorant olduğunu düşünüyorum. E bu tabii ki gayet geçerli bir seçim. Ben Jaren Jackson Jr. olarak kullandım hakkımı burada. Çünkü Hı. arkadaşın esasen NBA 2K'da böyle mesela üçgenle yapılan bir olay var değil mi? Üçgene bastığın zaman bloğa kalkıyordu. Tabii öyle. aynen. Blok, Jackson, rebound. ha bloğa takılmış gibi oynuyordu böyle doğru, sürekli doğru. belli dönemlerde. Şimdi foul problemine sık girerse özellikle Lakers'ın pota altını çok fazla baskın oynaması mümkün olacaktır. Dolayısıyla Jaren Jackson'ın sahada kalabilmesi, mümkün olabildiğince çember savunması sağlayabilmesi lazım. Aksi takdirde Grizzlies'in işi gerçekten zorlaşır. Aynen öyle. Ve abi gelelim bir diğer Amerikan vari parametremize X faktörümüz. X faktör olarak ben Lakers özelinde Dennis Schroeder'i tercih ettim. Tercih etme sebebim de bence Minnesota maçında da gördük. Yani hep o bahsettiğimiz o an geliyor. O an geldiğinde nasıl gördük Minnesota'da? Tıkandılar. mı? Carl Anthony Towns işte üçlüğün oradan postopa başladı. Anthony Edwards enteresan şut tercihlerinde bulundu. Lakers'ta olacak. Yani Lebron ya da Davis bir ara kenarda olacak ya da yorulacak ya da topu atmak için o topu atmak isteyecekleri ilk isim bence Deniz Şüreder olacak. Deniz Şüreder de orada maçı iyi yerde durdurabilip faul olabilen ya da çok rahat bir floater atabilen bir tip. O yüzden ben x-faktör olarak Lakers üzerinde Dennis Schroeder'i seçtim. Ben direkt D'Angelo Russell diyorum burada. Çünkü pick and roll oynayabilmesi itibariyle, skip pass bunları görebilmesi itibariyle filan etkili olacaktır olmak durumundadır. Hı hı. Kanaatim bu yönde. Dolayısıyla bence Lakers'ın x-faktörü D'Angelo Russell. E Memphis üzerine geçtiğim takdirde de ben Tyus Jones tercihinde bulundum. Onda da hani sebebim şeyde asist top kaybı oranında ligin benim bildiğim hani ilk üçünde olan bir isim çok güzel tercihleri oluyor. Pası yani güzel top dağılımında iyi bir isim. Şey olarak hani maçı böyle o hızlandırabilecek ya da temposunu belirleyebilecek anlarda Tyus Jones'a bilhassa savunmada da iyi iş düşecek. O yüzden Memphis'te de tercihim Tyus Jones oldu. Derli toplu bir oyuncu. Ben de Grizzlies için Luke Kennard'ı seçmiştim. Çünkü bu sezon oynanan 3 maçın ikisini Lakers kazandı. Hı hı. Ve bu maçlarda Grizzlies'in 3 sayılık isabet yüzdesi oldukça düşük kaldı. Hı hı. Haliyle de Luke Kennard gibi birisinden gelebilecek yüksek yüzdeli üçlük isabetleri falan maçın gidişatını, özellikle maçların gidişatını Grizzlies'in çok lehine çevirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da seçimim Kennard. Güzel seçim olan Luke Kennard da. Ve abi gelelim bence son kısma. Herkesin merak ettiği kısım. Evet arkadaşlar o kadar konuştunuz ama bu seri kaç kaç biter kısmı. Evet, evet. Ben dedim ki Lakers 4, Memphis Grizzlies 2 dedim. Ama tabii bana sormayın abi tam Lakers hangi maçları kazanır falan. <laughs> ben 4-2 Lakers diyorum. Senin tercihin Biz işte evvelsi gün Baran'la beraber konu Baran'la yazıştığımızda o da demişti ki mesela Lakers 5 maçta da kaybetse, 7 maçta da kazansa şaşırmam. O kadar tam öyle Ta bir hissiyat var. E, tavanıyla tabanı arasında çok gidip gelen bir ekip. Fakat ben 7 maçta Lakers'ın alacağı kanaatindeyim. İşi uzatacaklardır ama tatlıya da bağlayacaklardır kendi taraftarları bir için. Bir Drama olacağı kesin çünkü Abi, yani Minnesota yani. maçına da göre evet. yani kopamadı maç tabii. oradan yok o oluyor bu oluyor. Yani enteresan bir şey seri bizi bekliyor bence. Gerçi tabii şöyle de bir durum var. Yani 7 maça uzaması ihtimali çok da olası olmayabilir. Çünkü e, Grizzlies'in yani Memphis'in sahasına gidilmesi gerekiyor. Değil Belki mi? 6 maç içerisinde de bitebilir. Yani o psikolojik şeyler olabilir. Doğru. Sporcular. Abi o zaman istersen artı eksiyle başlayalım diyorum ben. Güzel. Celtics'in artısı eksisi Hawks'a karşı. Bence net bir artısı yani çok kompakt bir takım ve yani geçen sezonda da gördük. Playoff'ta hakikaten çok uğraşmak istemeyeceğiniz bir takım. Çünkü yani savunma açısından Trey Young, gibi kilit isimler var ya da Bogdanovic gibi. Ama belli yani Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams, Tatum Brown yani bunların hepsi birisi savunma anlamında. Yani Warriors'ı bu denli zorlamıştı. Guard rotasyonunda bile. Yani artı olarak bence Celtics'in en büyük şeyi savunma ya. Ya öyle ve tabii ki Celtics'in şampiyonluk adayı bir takım olduğunu söyleyerek sözlerimize başlamamız lazım. Aynen öyle. Hücum reytinginde bu sezon ikincilerde savunma reytinginde, üçüncülerde net reytingde de birinciler. Hı hı. Açık ara yani ligin en iyi birkaç takımından birisi onlar ayrı bir küme olarak duruyorlar işte Bax'la beraber bir de belki bir iki takım daha ekleyebilirsiniz en fazla oraya. Şimdi bu gibi kadrolar zaten şampiyonu kazansın diye kuruluyor ve tabii. o yüzden sürdürülüyor. Haliyle de tabi Dozer gibi ilk turlarda ezmeye meyilli oluyorlar. Evet, evet. Kadro çok kompakt. Uzun rotasyonunda da şu an sorunları yok. Robert Williams, Al Horford da sağlıklı ve sahada gözüküyorlar. E Jay Tatum duruyor, Marcus Smart duruyor, Malcolm Brogdon duruyor, Jalen Brown duruyor. Bunların her biri zaten... Brent Williams var, Peyton Burchard var. var. Tabii ki, tabii yani bunun var Allah var. Hepsi birbirini tamamlayabilen tipler tabii. bir de oyun itibariyle. Mesela Jalen Brown yırtıcı bir oyuncu. Guard oynar, forvet oynar ama Malcolm Brogdon da sakin oyunu kontrol edebilen biraz böyle topun havasını alan birisi. Tabii tabii. Haliyle çok avantajlılar. Oyuncu yelpazesi ve set oynayabilme becerisi. Aynen öyle. Peki abi yani Atlanta yani eğer yani artası eksisi varsa Celtics'e karşı da Ar artı olarak sence neyi görüyorsun net olarak? Tersten başlamak istiyorum. eksiye gitmek tarafındayım öncelikle. Hı hı. Bana göre dış atış isabet yüzdesi çok düşük kalıyor. Özellikle evet. böyle maçlarda ve Trae Young da mesela bence Steph Curry gibi bir oyuncu mu falan denirken aslında hiç öyle bir şey çıkmadı içinden. Hı hı. Yani gayet sıradan bir üç sayı isabet yüzdesiyle oynuyor. ile falan bitirdi galiba bu sezonu. Tabi tabi. Yani ve... çok... Yüzdeli bir oyuncu değil o açıda. E tabi şimdi bunlar ve diğer yan parçaların etkinleşememesi bilmem ne falan hep ciddi handikap. Bence eksisi orada. Artısıysa Hawks'ın özellikle tabi 2021'de ve 22'de böyle bazı sürpriz işleri gerçekleştirebilmesi oldu. Çünkü Knicks ve Sixers'ı 2021'de elemişti. Tabii. Buraları oynamayı bilen bir takım. Aslında genç olmalar, olmalarıyla beraber belli bir tecrübeye de sahipler. Bir underdog Hüviyeti de var. 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 Mesela Clint Capela dediğiniz adam böyle belki işte bakmazsanız 30-35 yaşında gibi düşünebilirsiniz ama 28 yaşında. Tabii evet, tabii. Evet. Şu an e, gayet enerjik, gayet sağlam. Zaten Heat maçında gördük, 21 rebound çekti, 8 hücum reboundu vesaire. Bunların hepsi bir tehdit aslında ve ben o tecrübenin gerçekten kendisini göstereceğini düşünüyorum birkaç maçta. Bence şeyi güzel bağladın o Sixers'la şey, Knicks e, Nix şeyini. Yani Trey Young bilhassa Sixers, Sixers serisinde şeyi çok olmuştu. Yani resmen Ben Simmons en bit kopuşunu Trey Young evet yaşatmıştı. Ya, evet. Yani kardeşim Ben Simmons nasıl atamadın o turnikeyi bilmem ne hadisesini. Trey Young çok ciddi işler yapmıştı. Artı olarak ben de onu görüyorum. Çünkü yani net favori Celtics ama Trey Young da hep şeyi hissettiriyor. Ya tamam kardeşim de ben de burada bir yerlerde varım ve ben evet. de o maçları oynayabilirim diye. Buraların adamı ya. Ha çünkü oynadı. Yani başka isimlerden ümitliydik. Onlar yapamadı ama Trey Yant'ta sıkıntı yok. İyi topçu. Abi gelelim kilit isim kısmımıza gene. Kilit ismimizde ben şimdi notlarıma bakıyorum. Notlarımda ben gene garanti bir isme gitmişim. Jalen Brown demişim. Jalen Brown deme sebebim de yani skor açısından mıdır, Malcolm Brogdon'dur ya da uzun rotasyondaki isimler evet bir şeyler yapacak ama Brown'un Brown'la yırtıcı özelliğini çokça kullanması lazım. Çünkü Kanat savunucuları olarak işte yazmışım Sadık Bey, Jalen Johnson, AJ Griffin, Bogdanovic ya da belki yani John Collins de katabilirim ben buraya. Yani çok iyi değiller. Evet savunma anlamında iyi olmadıkları için Peyton birisi kitleyecek bir, bir, bir bölümde. Yani Dijon Tümeri olur, başkası olur. Buralarda Jalen Brown'a çok iş düşeceğini düşünüyorum. O yüzden de ben Boston kısmında kilit isim olarak Jalen Brown'u aldım. Ben de burada Boston kısmında Robert Williams adının üçüncüsü olan arkadaşı seçtim. Robert Williams 3 evet. Bilhassa Capela'nın performansını göz önüne aldığımızda takımın yorulmaması için de kapela ne zaman sahadaysa Robert Williams'ın da hemen hemen sahada olması gerekecektir. Al Horford'un katacağı derinlik farklı fakat Robert Williams bilhassa tabi fiziken yani o korakor mücadeleyi gerçekleştireceği için direkt olarak kilit isimdir. Serinin uzamaması adına bile önemli. Ee, Atlanta kısmında ise gene kilit isim olarak ben Dijon Temür'ü seçtim. Yani yani kilit isimlerde biraz şey düşündüm. Yani bu kadar da hani çok böyle plaseler yapmayayım. Garanti isimler yani? isimleri önemli. Dijon Tömer'i deme de aynı Jalen Brown'da dediğim gibi yani bu isimlerde birisi savunması gerekiyor. Tabii. Savunucu olarak Trae Young iyi değil. O yüzden nasıl Clippers'ta mesela Kavai şeyde hissediyoruz. Yani bu adam savunur birisini elbette. Yani Çünkü Kavai. Dijon de yani bir göreceğiz yani bakalım bu denli iyi bir şampiyonluk takımına karşı nasıl bir performans sergileyecek. O yüzden kilit isim ben hani savunma açısından da olduğu için Dijon dedim. Ben üçlük yüzdesi diye bir böyle soyut bir kavram ortaya attım. Bir olgu aslında. Yarattım. Bir olgu yarattım ama üçlük yüzdesi olması lazım. Çünkü Hawks kaybettiği üç maçta da gayet kötü bir üçlük yüzdesiyle oynadı. Evet, Mesela tuğla atmışlar Tabii. ya. Yüzde on sekiz, filan o civarlarda 3 tane maç oynamışlardı. Bu civarlara gelirseniz kazanamazsınız. Çünkü karşınızdaki takım Boston Celtics Tabii. Saha içi isabet yüzdesinde de işte Atlanta karşısında %55 ile oynadığı iki maçı var. %47 küsürle oynadığı da bir maçı var bu sezon. Çok ciddi yani. Dışa e dış atış isabet yüzdelerinin ikisi %45 mertebesinde. Bir tanesi %40 civarındaydı bu maçta. E dolayısıyla siz oralarda baş göstermek istiyorsanız daha yukarı gitmek durumundasınız. Tabii tabii. Abi gelelim bir de X Faktör kısmımıza gene. X Faktör kısmında ben Atlanta kısmında John Collins'i söyledim. Tamam. Söyleme sebebim de hem savunma anlamında Clint Capelli'yi görüyoruz. Yani adam maçta belki 10 sayı yani çift haneye ulaşamıyor ama rebound olarak biliyoruz. 10 rebound, 15 bir şeyler alacak bu adam tamam. ama savunmada ya da hücumda belli bir yerde kapele yorulacak. Tabii ki. Ve hücumda bir bilhassa görüyoruz. Yani belli isimlere Trey Young Dijon Tömeri gibi isimlere bilhassa Boston Celtics savunması kesinlikle ikili savunmaya gelecek. Bir kıstırmaya çalışacak. Orada işte doğru adam Bogdanovic ya da John Collins birisi olacak. John Collins'un burada hücum anlamında hani sıkı işler yapması gerekiyor. Eğer Boston Celtics savunmasını yıpratmasını bekliyorsak savunma anlamında da Kapela zaten bir ton iş yapacak. Boyalı alanda iyi bir tehdit olması lazım John Collins'e. Çok iyi bir savunucu değil ama ona da iyi bir iş düşüyor bence. Öyle Atlanta tarafında ben X faktör olarak da Clint Capela'yı yazmıştım. Zaten hani Aha. sen John Collins ile ilgili söylediklerinde tamamlar vaziyette. Çünkü kendisi oldukça enerjik. Belli ki endişemiz aslında boy e, Ya endişe değil de ben Artık şey ben gibi. Atlanta için yaptığım tespit o yönde. Çünkü enerjik bir isim. Setleri doğru perdelerle oynamak isteyen, fast break'e koşan bir uzun kendisi. Kendi takımdaki gardların işini çok kolaylaştıran bir adam. Şimdi perdeyi doğru koyduğunuz zaman tabii, tabii. adam da seti iyi oynayabiliyor. Genel anlamda maça konsantrasyonu yüksek bir adam ve neyi yapıp neyi yapamayacağını da iyi bilen <laughs> bir isim kendisi. Dolayısıyla benim buradaki X faktörüm Clint Capella. Bence rakibi de zorlayacaklardır bu alanda Yok yok bence iyi tercih seninki de. Boston kısmına da ben Grant Williams dedim. Güzel. Ama arkadaşlar soracak ya nereden çıktı Grant Williams? Ben de bilmiyorum. Ben Grant Williams dedim sadece. Hani Grant Williams'tan enteresan bir şey bekliyorum. Yani bu belki şey savunma anlamında olur. Belki üçlük anlamında yani hücum anlamında üçlük anlamında belki bir maç 5 5 atar, 6 atar, bir şey atar. Ben yani bir maçta enteresan bir X faktör performansı bekliyorum Grant Williams'tan. O yüzden Grant Williams tercihim oldu. Herhalde çok fazla kişi de Grant Williams demez. Pek diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü ben mesela Malcolm Brogdon'a gittim. X faktör tercihimde. Burada da tabii kendisinin soğukkanlı olması, serbest atış isabet yüzdesinin yüksek olması, topu kontrol edebilmesi, yumuşatabilmesi, doğru noktalarda mesela setleri hareketlendirebilmesi bakımından önemli bir skor alternatifi ve mesela top yönlendirici olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla benim net x-faktör seçimim burada Boston için Malcom Bragdon. Bence gayet iyi tercih. Gene güvenli bir tercih yaptık bence. Abi gelelim son kısma gene tahminler kısmına. Yani Atlanta Hawks özelinde ben aslında biraz şey konuşma Trey Young yapabilir şunlar olur bunlar olur ama ben nedense yani Celtics'in 4 Hawks'ın da 1 maç kazanacağını düşünüyorum. 4-1 Celtics diyorum ben net bir şekilde. Valla internette de belli yazıları okuduğunuzda, analizleri okuduğunuzda falan süpürülmesini bekleyen çokmuş mesela. Ben de biraz şaşırdım hani o kadar mı fark görüyorlar falan diye. Fakat benim görüşümde 4-1 Celtics'in alacağı yönünde bir maç hatta belki ikinci bir maçı da alabilir Atlanta. Bu olmaz diye bir kaydı yok. Çünkü bu adam mesela Trey Young için tabii ki konuşuyorum. Nereleri nasıl oynadığını bize defalarca göstermiş bir isim. Tabii. Dolayısıyla kırabilir belli bir e, savunma direncini mesela rakibin. Fakat Boston'ın geçen yılki final mağlubiyetinden sonra ben bu yıl ciddi odaklanmış olduğu kanaatindeyim. Ki bu yıl mesela Bucks'ı hezimete uğratmaları onun dışında işte Sixers'a karşı tabii, 4 evet. maçın 3'ünde üstünü kurmaları falan bunu gösteriyor. Ben genel olarak üstün gelecekleri tarafındayım. 4-1 olacaktır. Belki bir ihtimal 4-2. Celtics ile ilgili en sonunda şunu söyleyeyim. Şeyde sosyal medyada sana göstermiştim video öncesi. Hemen paylaşım yaptılar. Daha rakipleri belli değilken. Geçen sezon NBA finallerini kaybettikleri anlardan böyle bir kolaj yapmışlar. İşte Tatum konuşuyor, Brown konuşuyor, diğerleri konuşuyor. Sonra işte bir anda video TikTok vari bir edite dönüyor. Hı. Orada da hashtagleri unfinished business. Tabii. Yani belli ki bir kafaya takmışlar bazı şeyleri. Ama tabii yolun sonu ne olur onu ben de bilemiyorum. Tabii, tabii. Abi o zaman videoyu bitirmeden önce bir arkadaşımız vardı. Enes Şen Yani Hani bizim şu Nasıl hareketimize şöyle? şey demiş birisine benzetmiş. Ona da buradan selamımızı gönderelim. Eğer başka takipçilerimizin abi bana da selam gönder. Köydeki de istiyordu bilmem ne talepleri olursa. Diğer videolarda onlara da güzel bir selam göndeririz hı bence. Hı. Bence güzel bir sohbet oldu playoff üzerinde. Zaten bahsetmiştik. Gayet iyi tempoda geleceğimizi söylemiştik. Umarım bir diğer eşleşmelerde ya da başka playoff analizlerinde görüşmek dileğiyle diyelim. Yani video beğenip yorum atarlarsa da çok seviniriz. Görüşmek üzere.